Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ceal'tehu sehlen ve ente tec'alul hazne ıza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli eke uke apa singiller. Bugün sizler bilen nöbetteki liderleşimimizini başlayımız. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü sohbetimizini barçamızga manfaatli kılsın. Instagram orkali, YouTube ve Facebook ijtimoiy tarmog'i orkali sizler bilen canlı muloqotdamiz. Zoom'dan savollar inşallah Rabbil alamin ortaklaşamız. Ko'p uzaytirish maqsadimiz yo'q. 3-4 ta savollar ma'nosida inshaalloh suhbatlashamiz. Savoldan oldin ya'ni jonli muloqotdagi savoldan oldin inshaalloh bir masala to'g'risida bizga savol kelib tushgan. O'sha mavzuni biroz o'rtoqlashsak. Bu mavzu tasavvuf to'g'risida. Islom ummatining tasavvuf bobi haqida. Odatda islomda tasavvufning o'rni, tasavvuf tariqatning tutgan mavqifi ma'lum mashhur. Nabiy alayhi salatu vasallamdan Jibril hadisi nomi bilan mashhur bo'lgan hadisda Hazrat Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Jibril aleyhissalatu vesselam mubaşaratan özleri Mescid-i Nebavi'ye teşrif buyurdular. Ve uşa mescidde sahabeler bilen birge oturgen Nebi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge kilip tizzelerini tizzelerine tekkizip çökkilip oturdular. Ve savollar bere başladılar. Uşa savollarının cümlesi de Akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Nomları var. Bana şu cümleler var. İmandan haber verin. Peygamber aleyhissalatu vesselam imanın rükullerine etkenler. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel kaderi khayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala vel ba'ti ba'den mavut. Türlü ihir türkleri var, türlü ihir turkları var. Bana şey imanlı yapardılar. Ondan keyin İslam hakkında haber verin. Akhbirni anil İslam dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enni Resulullah yoki ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan özge ilah yokligi güvahlik veriş Resulullah'ını peygamber ikenliklerine iman keltiriş. İkincisi, tuqima sala, künüge 5 vaxt namaz okuş, Ramazan'da roza tutuş ve zakat veriş, haç kılıçlık ne ettiler? Ana ondan keyingi saval, barca kızık adigen ve tarif olarak tasavvufunun başlanış noktası sıfatı da Peygamber aleyhissalatu vesselam İhsan haqidagi savolga an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak dedilar. Ya'ni ihsan nima edi? İhsan Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish edi. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Bu juda katta maqom. Hozir biz Allah meni ko'rib turibdi degan iymonga muhtojmiz. Hozir shu iymonga ham ancha muhtoj bo'lib qoldi insonlar. Chunki masalan, troll profillarini ochib olib xohlagan narsasini yozayotgan odamlar Allah meni ko'rib turibdi degan tushunchadan ancha uzoq odamlar. Chunki munofiqlikni bemalol qilyapti, haqoratni bemalol qilyapti. Nafsoniy, shahvoniy gunoh emas bu. Bu nifoq gunohi. Yuzini berkitib olib xohlagan narsani yozsam bo'laveradi. Allah beni ko'rmayapti deb o'ylaydi. Nomini Abu Ali qo'yib oladi. Allah beni ko'rmayapti deb o'ylaydi. Vaholanki Alloh taolo uni hisob kitob qilib,
turibdi. Har bir yozganini ko'rib turibdi. Tasavvufning yuqori martabasi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Fa illam takum taro, agar Allohni ko'rgandek ibodat qilish saviyaga yetmasang, fa innahu yarok. Alloh seni ko'rib turibdi. Alloh meni ko'rib turibdi degan saviya bu ham tasavvuf o'rgatadigan ruhiy tarbiya. Mana shu ruhiy tarbiyani Nabi muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahih rivoyat bilan bizga o'rgatdilar. Va Jabroil alayhi salatu va salam qiyomat alomatlari haqidagi savolni berdilar va oxiri chiqib ketganlaridan keyin atadri manissail deganlar Hazrat Umar radhiyallohu anhuga. Ey Umar, ey Umar, ya'ni kelgan so'rovchining kimligini bilasanmi deganlar. Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biladi, men bilmayman deganlarida payg'ambar alayhissalom innahu Jibril. Bu Jabroil alayhissalom. Atakum yuallimakum dinakum dedilar. Sizlarga dininglarni ta'lim bergani keldi dedilar. Ana shu yuqoridagi savollar va unga berilgan javoblarni din deb nomladilar. Din bu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish maktabasi, madrasasi, madrasasi. Din birodarlar. Tasavvuf dinning uchdan biri. Fa illam takun taro, agar Allohni ko'rib turgandek saviyaga chiqa olmasang, u seni ko'rib turibdi. Alloh seni ko'rib turibdi. Ana shu saviyada ibodat qilishligimizni payg'ambar alayhi salatu vasallam din deb nomladilar. Va tasavvuf birodarlar, payg'ambar alayhi salatu vasallam sahobalaridan tasavvufga muvofiq ruhiy tarbiyaga urg'u beradigan jihatlarini sahobalarga o'rgatdilar. Har bitta sahobaning virdi bo'lardi. Virt, virt degani kunlik vazifasi bo'lardi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilariga bir jamoa miskin kambag'al sahobalar kelib, ey Allohning rasuli, biz jannatdagi maqomlarda boylardan orqaga qolib ketyapmiz deb shikoyat qilishdi. Jannatdagi maqomlarda boylar hamma narsani egallab olyapti, biz orqada qolib ketyapmiz deb shikoyat qilishdi. Shikoyatni qarang. Nimaga? Chunki biz ham namoz o'qiymiz, ular ham namoz o'qiydi. Biz ham roza tutamiz, ular ham roza tutadi. Lekin biz zakot bera olmaymiz. Ular zakot beradi, ihson qiladi, haj qiladi. Bular bilan ibodatlar oshib ketdi deb shikoyat qilishdi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam sizlarga bir zikrlarni o'rgataman. O'sha zikrlarni qilsanglar, bu zikrlarni qilmagan odamlar darajatda sizlarga yeta olmaydi dedilar. O'sha har namozdan keyin, maktuba, farz namozidan keyin, bu rivoyatda fiqhiy tomondan ixtilof bor. Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbarni kim aytib yursa, eng oxirida 99tadan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir desa 100ta bo'ladi. Shu odam boshqa odam bu amalni qilmasa, shuni qilib yurgan odam jannatda eng katta maqomga erishadi. Dedilar, sahobalar xursand bo'lib ketishdi. Bu xabar tarqadi. Bu xabar tarqagandan keyin boylar ham bu ishni qila boshlashdi. Mana shu hadisdan oladigan foyda birodarlar, sahobalarning ha virdlari bor edi. Namozdan keyin qo'lni yarim yorti ko'tarib, shoshilib ko'chaga chiqib olib gaplashib o'tirmasdi. Namozdan keyin o'sha virdlarni, zikrlarni qilishardi. Ertalab bomdod namozidan keyin zikrlarni qilib quyosh chiqqunga qadar o'tirganga haj savobi, haj va umra savobi kabi rivoyatlardan ular ilhomlanardi. Mana shu zikrlarni virdi va bularning kullik tarbiyasi tasavvuf edi. Keyin nima bo'ldi? Tasavvuf bir maktaba sifatida shakllandi. Sahobalar ichida Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu ning kullik hayotlari o'zlariga vazifa qilib olgan hayotlari bir kundan oshiq ovqat uyda qolishligini mumkin emas derdilar. O'zlarining fiqhlari. Tasavvufiy fiqh bu. Zohidona hayot bu. Va hatto buni boshqalarga ham
tavsiye kıla başlayanları da Hazreti Osman radıyallahu anh'u okuşumu düşündürdüler. Zekatını vergenden ki adamlarını malı dünyasına arlaşan mıyız dediler. Bu arada biraz tartışmalar bugün. Lekin Abu Zer Gıfari radıyallahu anh'u'nun tarikatları şuna kaydı. Küllük taamını yerdiler, kapketkendi, tarikatı peyin okulardılar. Bu tasavvuf ulamalarının tasavvufke yani münasebetinden şekillendi. Ve akide fani, fiqh fani, yazış orkali bizge kadar yetip şagirtten, ustazdan şagirtke, ustazdan şagirtke nakıl kılarak devam eterekken tasavvuf tarikatı amelde birbirlerine nakıl kılarak devam etti. Kur'an'ın hem, fiqhinin hem, hadisinin hem ağızdaki rivayeti var bizge kadar. Hud düşünürsün geri tasavvufinin hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ta bizge kadar tarikatı var. Yani birbirine utkazışlığı var. Bu tarika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçe baradı. Elhamdülillah ala kulli hal. Hak rast deyip koyadı Özbeylere. Şunu bir kişi soradı benden. Bir kişi aksa ursa yanındaki hak rastken deyse şu bidat mı deyip. Ya bidat mı şu? Şu hakkında Hasan hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kişi aksa ursa hak rast değişliği doğrusu da hadis var. Rivayeti bu hadiske nispeten amel kılıçlık mümkünlüğünü bildiriyor. Lekin sabit sünnet, aksi urgan adam elhamdülillahi rabbil alemin deydi. Eşitken adam yarhamukallahu ve yeşfik deydi. Akide fani şekillenir iken keyinçelik zaman ötüşü bilen akidede tayişler bulgenidik. Fikhte keyinçelik tayişler bulgenidik. Tasavvufta ham tayişler közü kuringen. Batini tarikatlarının tayyilişliğine sebep bugün felsefi karışlar, akidede, felsefede, şu bilen birge tasavvufta hem namoyan bugün, közge kuringen. Tasavvufunu davakigen, tasavvuf tarikatını, zahidlikini davakigen adamlar, bazı orullarda takva davası bilen vasvasaya utip gitgen. Hatta, şu derecede adamlar tasavvufunu ahamiyatiga urg'u beraman deb haddan oshib g'uluvga ketganligi rivoyatlari tarixda namoyon zohir bo'lganki, ulamolar tasavvufning ham chegara hududlarini belgilashga majbur bo'lganlar. Ba'zi odamlar inson ibodat qila-qila Allohga taqarrub hosil qilgandan keyin undan taklif ko'tariladi degan da'voni qilishgan. Taklif ko'tariladi. Ya'ni shariatning taklifi undan ko'tariladi degan da'voni qilishgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salatu vasallamga va'budu robbaka hatta ya'tiyakal yaqin dedi. Peygamberimizge Allah'a ibadet kılın ta sizge yakın kegünge kadar yakin ölüm, ay maut. Sizge vafat müddeti kegünge kadar ibadet kılın dedi. Resulullah'tan ki ibadetinin teklifi kurtarılmadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan göre Allah'a mukarrab bende yok. Şu zattan ibadet teklifi kurtarılmadı. O kişiden ibadet taklifi sakit bo'lmadi. Qanaqa qilib boshqa odamdan sakit bo'ladi? Qanday qilib? U bo'lmaganmi? Keyinchalik tasavvufning asliyatiga e'tibor susayganda zohir va undan tashqari yuzaki sathiy qarash yoki faylasufona tasavvufni noto'g'ri talqini oqibatida turli xil adashganlar ham yuzaga chiqdi. Biz bugun tasavvufni tanqid qilib, tasavvuf nomi bilan g'uluvda ketgan odamlarni ko'rsatayotganlarga
Aytemiz ki yok. Uşa guluge ketkenlerinin özü de ayıp. Tasavvufta ayıp yok. Tasavvufnin şeriatke muvafık ekelligi de şubha yok. Bunun delilleri mevcut. Lekin kimdir tasavvuf namı bilen tasavvufke zıt işlerini kılsa, bu bilen tasavvuf karalanmaydı ki. Bugün menge bergen savallardan biri de, bugün tasavvufni dava kılıp bazı adamlar uy joylariga karamayı koygenligi, ahli ayollardan haber almayı koygenligi, küllik vacibatlarına riaya kılmayatkenliğini şikayet kılışken. Kandaydır bir pir çıkan, yani koşturma içi de ne ilmi seviyesi, ne şeriatke muvafık işleri yok. Batini, zahiri, her tamamlama özünü özü şunaka tasavvufke dava kılvagen. Lekin asli tagini kursayız adamlarını murid avlaşlik bilen suistimal kılıp yürgen adamlar. Şularga ergashib olib oilasidan uzilib ketayotgan, oilaviy sharoitiga qaramayotgan, ayolini holidan xabar olmayotgan odamlar tasavvuf davosi bilan Alloh beradi rizqimizni deb ko'chada yurganlar ko'zlarini ochishlari kerak. Tasavvuf bu emas. Tasavvuf bu emas. Irodatu kattajrid ma'a iqomatillahi fil asbab min ash-shahwatil khafiyya. İradetuke tecrid ma'a iradetuke l-esbab ma'a ikametillahi fit-tecrid inhitatun minel himmetil aliyye. Bunu Ataullah Sekenderi'nin hikmetlerinde şu gibi var. Ataullah Sekenderi ayetlediler ki insanın hayatı iki türden ibaret. Bittesi ibadet hayatı, tecrid, tecerrut hayatı. Allah'a mukarrab, kurbat hasıl kılıç bulgen hayat. İkincisi, insanın hayatı sebebi dünyaya bağlı. Eğer deyiptiler, eğer bir bende sebebi dünyaya kayım kılıngen bulsa, bir sebeplerine bağlı bulup kılıngen bulsa, bu adam sebeplerini yığıştırıp koyup, tecrid, ibadet hayatı özünü acıratıp çıkar varadigen bulsa, bu mahfi şahvatga kiradi. Sababi majburiyatlarini qilmasdan qochish bu. Ayolini ko'nglini olmasdan, nafaqasini, vojibotlarini bajarmasdan, farzandlarini qornini to'ydirib, kiyim kechagini bermasdan, men ibodat qilyapman, pirimga xizmat qilyapman deb xonaqoga borib yotib olgan odamni mahfi shahvatdagi odam deganlar. Mas'uliyetten kaçıyetken adam. O sebebi dünyaya cevap gelmedi var onu. Farzdan bana çakası var onu kim bakadı? Rızkını Allah verir dedip yürgenle bırakın. Pirini üyge bar varken her günü abidke peşinge aş kılışadı. Aş da yürüttüler. Bana beçare mektepke ayağı kıyım yok. Kanı tasavvufunun asli hakikati bitti. Bu mas'uliyetten kaçış. Özünü tecrid hayatıge bahane bilen, ben ibadet kılıyetmen de kaçıp gitmiş. Sen masuliyetini bacar, sen sebep dünyasını ada akıp koy. Tasavvuf, insan özünü, şehvetini, şahsi, yani iştihalarını kandıraşlık kız bahane tapıp belediyen yolmaz. Bunu kıyı olmaz. Bir adam mescidin aldı turgan eken, o uzaktan başka bir adam körünüpti. Halbuki adamını, uşa nergi uzaktan keliyetken adamdan karzı var eken. Karzı var eken. Şunu da mescidke kirip, hana kalge kirip alıp namazı başla var etti. Karzdar. Halbuki adam kirip, hakdar, qarzdorni ko'rmasdan o'tib ketdi. Bu odam zohirda masjidga kirib ibodat qilyapgan ko'rinyapti. Aslida mas'uliyatdan qochyapti. Uni o'qiyotgan namoziga Alloh taolo muhtoj emas. Ana bu odamni haqqini berib qo'yish kerak. Qarzini to'lab qo'yish kerak birinchi o'rinda. Qarzini to'lab qo'yish kerak birinchi o'rinda.
Onu körünüşüden, zahırıdan ibadet kılı yaptı, mescidki kılı yaptı. Ve halen ki kaçı yaptı. Bir kişi ayeti verildi. Hacge vardık deydi. Hacda indi bir cayda oturupmiz. Uşa salafallarını yığıp, yazıp, avukat yiyip, kekseler var, yaşlar var, hemen avukatlanı yaptı. Bir kişi tiz de avukatlanıp, tiz de avukatlanıp. Ben Kabe-i Muazzama'da bir namaz okup geldim, çıkıp gitti. Kabe'de namaz okuşluğunu bir rakatı 100,000 rakat getirdi. Vahalen ki, o yaş yigit, ahırıda emekilerden kolgen dasturhanını yığıştırıp, etrafını tozalap koyuşluk sebebiyetine mesulüdü o. O şey mesuliyetten kaçıp, Kabe'de namaz okuyup yapman degen bahane bilen, mesuliyetini taşıp kaçıyor. Huddu mana şu vaziyat mine şehvetil hafiyye. İbadetini adamlarına bahane kılıp kursatıp, mesuliyetten kaçış. Nakşbend, rahimahullah, dil bayaru desbekar degende aynen şuna etken. Adamlarına ibadetini közüge suka vermegin. İbadetliğini tane kıla vermegin. Seni ibadetin Allah bilen özünün ortayındaki iş. Mesuliyetini kılıp koy. Namazını bahane kıla uğurup başka narsalarını taşlap gitme. Şeriat bunge yol vermeydi. Şeriat mesuliyetini soruydu. Fars ibadetlerini vaktada kılış, nafil ibadetlerini özünüz için kılasız. Hiç kim mi mesuliyetinin evazige nafil ibadet kıl demeydi. Nafil ibadetlerini özünüz bilen Allah ortasında geçiniz. Kündüzü barıp mesuliyetinizi kıl bu işiniz gerek. Farzand bala çakasını bakmasakken de pirini üyüge barıp alıp ben pirge hizmet kılı yapman deyip aile mesuliyetini taşıp kaçarken. Örgüldüm buna ki ibadetinden. Asıl ibadet farzand zürriyatlarını terbiyesine saklayatken hareketi de bu mesuliyetini kız kılışımız gerek. Şimdi bazı orullarda iradetukel esbab ma'a ikametillahi fit tecrid inhitatun minel himmetil aliyye. Bu şimdi başkaca korunuşu. Eğer bir kişinin Allah subhanahu ve ta'ala tecrid hayatıge kayın koygen bulsa. Yani sizin hayatınızın talebe ilimlikke yolla koygen Allah ta'ala. Tevfikiniz şuna etrafı da. Otengiz sizge pul acilatada, onengiz sizde hakkınızge dua kıladı. Ustazlar, mevcut kitaplar, mevcut ders kılışlıkke şarait bor, barcha sizge hizmet kutturuptu. Endi bunaqa vaziyat sizning hayotingizdagi tecrid deyiladi. Yani makomga erishadigan humul davri. Qancha ko'p kitob o'qib, qancha ko'p ilm o'rgansangiz, kelajakda ummatga foyda berishingiz mumkin bo'lgan maqomdasiz. O'shunaqa vaziyatda tura, sababiy hayotdan umidvor bo'lib ketib qolsangiz, oliy himmatdan pastga tushib ketasiz. Oliy himmat ilm o'qib, kelajakda ummatga xizmat qilishidir. Siz ilm o'qiydigan vaziyatda borib arava tortib pul izlayapsiz. Vaholanki pulingiz yetib turibdi sizni. Otangiz sizga pul yetkazib turgan edi, akangiz sizga pul yetkazib turgan edi. Sahiylar, boylar sizni kontraktingizni to'lab, sizni o'qishingizga sharoit qilib turgan edi. O'qishni yig'ishtirib qo'yib, dunyo hayotiga, tijoriy hayotga, sababiy hayotga o'zingizni ursangiz, siz oliy himmat maqomidan tushib ketasiz. Mana tasavvuf insonga nimalarni o'rgatadi? Mana tasavvufning inson hayotidagi eng muhim jabhalarni ochib berishiga misol. Qisqa misol bu. Butun boshli inson hayotida bu foydali o'rin tutadi, buni o'rganishimiz kerak. Qisqaroq o'zi aytmoqchi edim. Demak, tasavvuf bizga axloq normalarini o'rni kelgan paytda muloyim bo'lish, o'rni kelgan paytda shiddatli bo'lishlikni, ruhiy tarbiyani, o'rni kelgan paytda ibodatni qoyil qilib, o'rni kelgan paytda sababiy dunyodagi mas'uliyatni ado qilishlikni o'rgatadi. Faqat ibodatni bahona qilib olib, ya'ni zohiriy ibodat, ta'abbudiy masalalarni bahona qilib olib, oilasini boqmayotganlar, farzand zurriyatlarini holidan xabar olmayotganlar bularni tanqid qiladi.